Gobeller merhabalar. Şimdi bu videomuzda da birlikte açı kenar bağıntılarının yeni nesil sorularını gömeceğiz arkadaşlarım. Hemen birinci sorumuz bakalım ne diyor. Şekildeki fotoğraf karesinde Ceylan'ın aslana göre konumları çizilmiştir. Peki hangi noktadaki aslan Ceylan'a daha uzak konumdadır diyor. Yani üçgenlerden hangisinin en uzun kenarını soruyor bize arkadaşlarım. Şimdi bildiğimiz değerleri yazalım. Şurada 75, 25 daha 100 yaptı. Dolayısıyla burası 80 çıktı. Şurada 90 var, 96 var. Mesela diğer iki açıyı bilmene gerek yok. Çünkü 96 zaten direkt en uzun kenar. 92 zaten direkt en büyük kenardır. 92 en büyük açıdır. Karşısındaki kenar da en uzundur. 90 da yine en büyük açıdır. Diğer açılar mutlaka bundan küçüktür. Şimdi bizim de ok yöntemimiz vardı hatırlarsanız şöyle. Her zaman en uzun kenarı sorduğu için en büyük açıdan karşısındaki kenara ok çizeceğiz demiştik. Bakın burada da şöyle bir ok çiziyorum. Buradan da şöyle bir ok çizdim. Şimdi okları takip edeceğiz demiştik dostlarım. Başlıyorum şimdi okları takip etmeye. Buradan başladık. Şöyle geldik. Buradan da buraya geldik dostlarım. Bu kenarı gösterdi. Bakın buradan da başladığımda böyle takip ediyorum. Buradan da döndüğü bu kenarı gösterdi. Eğer iki ok aynı kenarı gösteriyorsa o kenar senin en uzun kenarındır dostlarım. Demek ki bu şeklin en uzun kenarı burasıymış. Ve D noktasındaki aslan da demek ki Ceylan'a en uzak mesafedeymiş dostlar. O yüzden cevabımız C şıkkı geldi. İkinci sorumuza bakıyorum. Aşağıda bir kenar uzunluğu 10 birim olan ABC ve DEF üçgenleri verilmiş. Peki. Yapıştırılmış buradakine. Şimdi şurası 6 idi, burası 9'du. 10 santimdi burası. Burası A, burası da B. A artı B'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi hatırlayın hemen kuralımızı. Şöyle üçgenin içindeki bir noktadan herhangi iki köşesine iki doğru çizildiğinde bu iki doğrunun toplamı tam üçüncü kenarından üçgenin yani karşısındaki kenardan her zaman büyük olacak. Arkasında bulunan şu iki kenarın toplamından da küçük olacak demiştik. Yani alabileceği değerler 11, 12, 13, 14 değerleridir ki 4 tane değer alabilirmiş dostlarım. 3 numaradayız. Bakalım bu ne diyor? Ön yüzü mavi, arka yüzü kırmızı renkli olan üçgen biçimindeki ABC kağıdı şekil 1'de gösterilmiş. Bu kağıt C köşesi B köşesinin üstüne gelecek şekilde C buradan buraya katlanmış dostlarım. Demek ki C'deki açıyla şuraya katlandığı için onu da şöyle koyu renk bir şey alalım. Şunu alalım. B'deki açı birbirine eşit. C katlandı buraya geldi. Kat çizgisi açı ortay olacak demiştik. Şurası kesin açı ortay. DC kenarı katlandı buraya geldi. EC kenarı katlandı buraya geldi. Bakın şu açı 56'ymış. 80, 56 daha 136 yapar. Şuraya da 44 kaldı. Demek ki bu açımız 44. Katlandı buraya geldi. Bu da 44. 80 olması için şuranın da 36 kalması gerektiğini söyledim. Sonra 44. Şurası da tabii ki açıortay olacak. 90, 90 diye böldü. O halde şurası 46 gelecek dostlarım. 180'i tamamladım. Bu da 46. Topladım. 92 yaptı şu ikisi. O halde buraya 88 kaldı diyelim. Yani şu anda bildiğim her şeyi yazdım arkadaşlar. Peki. AB, AD ve CD uzunlukları AB X olsun. AD Y olsun. CD Z olsun ve Z'yi katladım buraya geldim. Bakın buradaki mavi üçgenin üç kenarını sıralayın diyor bize. En büyük açımız 88 olduğu için X en büyük kenar olacak. Yani AB bizim en büyük kenarımız olacakmış dostlarım. O halde bu şık, şu şık ve bu şık gitti. A şıkkı, B şıkkı, Denizli şıkkı iptal. Peki 56 ikinci büyük açımız. O halde karşısındaki kenar yani Z ikinci büyük kenarımız olacak dostlarım. Demek ki B de ikinci büyük kenarımızmış. Dolayısıyla C D de üçüncü kenarımız olacak. Ne geliyor cevabımız? BD dediğimiz zaten
DC'ydi pardon. BD ile DC eşit olduğu için buna DC diyeceğiz biz. Şimdi oldu. DC üçüncü büyük kenar. AD de en küçük kenarımız kaldı mecburen. AD de Y zaten 36'nın karşısı. Evet, cevabımız hangisi? Edirne'den geldi dostlar. Geldik 4 numaralı soruya. Bakalım bu ne diyor? Çevresi 19 birim olan ve kenar uzunlukları tam sayı olan kaç farklı ikizkenar üçgen çizilebilir diye bir soru sormuş bize. Çevresi 19 birim olacakmış. Şimdi bir ikizkenar üçgen çizelim şuraya arkadaşlarım şöyle. Şurası A olsun. Bunlar da B dediğimiz iki kenar olsun. Çevresi 19 birim. Yani 2B ile A'nın toplamı 19 olacakmış. Kenar uzunlukları da tam sayı olacak. Şimdi biz burada A'ya 1 desek, farz-ı misal A'ya 1 dediğimizi düşünelim. Hani bütün değerleri deneyeceğim. A 1 ise bu tarafa attım 18. B'ye ne kaldı bu durumda? 9. B 9 olabilir. Peki A'ya 2 desem, 2'yi bu tarafa attım 17 oldu. 2B 17. B ne çıktı dostum? 8,5. Ama bize ne demişti? Kenar uzunlukları tam sayı olacak. O halde burayı sildim. Bu iptal. Bu olmaz. Demek ki bakın A tek sayı olduğunda B de tam sayı oluyor. Ama A çift sayı olduğunda B tam sayı olmuyor. Virgüllü, ondalık sayı oluyor. Dolayısıyla A'yı hep tek sayı değerleri veriyorum. 3 olabilir, 5 olabilir, 7 olabilir, 9 olabilir diye gideceğim bu şekilde şimdi. Peki 3 olduğunda A'ya 3 desek bu tarafa attık 16. 2B 16 ise B ne çıktı? 8. 5 olduğunda 5'i bu tarafa attık. 14, 7 oldu. Bak teker teker azalıyor zaten. Demek ki burada 6 olacak. Demek ki burada 5 olacak. İşte sonra şöyle A ile B'nin değerlerini buraya da devam ettirelim. A'ya 11 verdiğimde bu 4 olacakmış. 13 verdiğimde bu 3 olacakmış. 15 verdiğimde bu 2. 17 verdiğimde de bu 1 olacakmış diye A ve B'nin alabileceği bütün değerleri gösterdim. Tabii şimdi bir de bu değerlerin üçgen olma kuralında da uyum sağlaması lazım arkadaşlarım. Bir de buna bakacaksınız. Şimdi A'ya 1 verdiğimizde tamam B'lerde 9 9 oluyormuş. Doğru. Çevresi de 19'u da sağlıyor ama şu şartı sağlıyor mu mesela? A'yı ortaya aldım 1'i. Diğer ikisinin toplamı yani kaç yapıyor? 18'den küçük. Farkları sıfırdan büyük mü? Evet, doğru. O zaman bu uyum sağladı. Bunu kabul edebilirim. Peki 3 verdiğimde A 3 ise diğerleri ne oluyor bu durumda? 8 8 oluyormuş B'ler. Peki bu durumda sağlıyor mu hocam? Farkları 0, toplamları 16. Bunu da sağladı kardeşim. O zaman bu da tamam. Peki 5'i verdiğimde olacak mı hocam? Deneyin, olacak. 7'yi verdiğimde olacak mı hocam? Hadi 7'yi deneyelim arkadaşlarım. 7 verirsek buraya bunlar ne oluyormuş? 6 6 oluyorlarmış. Peki bakalım oluyor mu? 7 12'den küçük, 0'dan büyük mü? Evet. O zaman bu da sağladı. 7 de sağladı. 9'u kontrol ediyorum şimdi. 9 verdiğimde bunlar 5 5 olacaklarmış bu durumda. 5 5. Peki 9 toplamları 10'dan küçük, farkları 0'dan büyük mü? Evet. Bu da sağladı. Bakın bundan sonrakiler sağlamayacak. Şunu verdiğinizde sağlamayacak. Gerçekten de kontrol edin. Şimdi B'ler 4 oluyormuş bu durumda. A'da 11'miş arkadaşlarım. 11'i ortaya yazdığında diğer ikisinin toplamı 8'den küçük mü? Hayır, değil. O zaman bu olmadı. Diğerlerinin olmadığını göreceksiniz dostlarım. Sadece şunlar sağlıyor. O da sayısı 5 tanedir dedim. Cevap Ceyhan'dan geldi. Evet, 5. sorumuz. Şekil 1'deki ABC üçgeni biçimdeki karton AK boyunca katlandığında B köşesi şekil 2'deki L noktasına gelmektedir. AB 8. Şimdi katlanmış şekli önce geriye açacağız demiştik. Bunu bir yapalım ilk iş. Şöyle B'yi buraya getirmiş olalım. Sonra burası 8'miş AB. Geldi bu AL'ye eşit oldu 8. BK KL'ye eşit oldu. Açıortaydı arkadaşlarım kat çizgisi hem o taraftan hem bu taraftan, bunu da göstermiş olalım. Bize de diyor ki x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye bir soru sormuş bize dostlar. Şimdi
Şuraya baktığınızda şu açı, şuradaki açı dostlarım. Hani buna A desek, A desek, şuraya da B desek. A artı B'ye odaklanın. Bakınız burası bir geniş açıdır değil mi dostlarım? Bu bir geniş açı. Geniş açının, şu üçgen için konuşuyorum, morla mavinin birleşimi için konuşuyorum. Geniş açının gördüğü kenar 11. Ve ne dedik? Geniş açının gördüğü kenar her zaman en büyük kenardır. Diğer kenarlar, şu x ile şu y dediğin şu iki kenar 11'den mutlaka küçük olacak. Yani x 11'den kesinlikle küçük bir sayıdır. En fazla kaç olabilir diye soruyor. 10 olabilir dedim. Sorumuzun cevabı Adana'dan geldi. 6 numaradayız. ABC bir üçgen 6, 8. Bir marangoz aldı bir ön çalışması yapmaktadır. A açısı geniş açı olmasını, A'dan BC'nin ortasına çekeceği AD çubuğunun da alabilecek en büyük tam sayı değeri olmasını istiyor. Şimdi şuranın geniş açı olmasını istiyormuş arkadaşlar bu. Şimdi burası 90 olsaydı bu adam 10 olmaz mıydı? Ama diyor ki geniş açı yani 90'dan büyük, o zaman buranın alacağı değer de 10'dan büyük olacak arkadaşlarım. Sonra kaçtan küçük olacak peki? 6 ile 8'in toplamı 14'ten de küçük olacak dostlar buranın uzunluğu. A ne diyor sonra? Alabilecek en büyük tam sayı değeri olsun. Şimdi A'dan BC'nin şöyle ortasına doğru bir doğru çizecekmişiz biz. Bu doğruyu çizdiğimizde şuradaki AD uzunluğu mu diyor buna? Evet, AD çubuğunun en büyük tam sayı değeri olmasını istiyor. Buna göre marangoz işte gerçekleştirdiğine göre AD çubuğunun uzunluğu kaç santim olabilir diye de bir soru sormuş. Şimdi dostlar şunu diyeceksiniz. AD çubuğu eğer burası tam 90 olsaydı hocam 10 olurdu bunlar. 5, 5, 5 olabilirdi muhteşem üçlüden dolayı. Bak şöyle bir daha göstereyim. Şimdi bu dik açı olsaydı burası 6, burası 8 birimmiş ve şu çizdiğim uzunluk kenar ortayı olduğu için 5, 5 muhteşem üçlüden bu da 5 olacaktı. Ama diyor ki bana 90'dan daha büyük bir açıdır burası, geniş açı. Yani biraz daha büyüğünü alayım bakın. Aslında üçgen şöyledir diyor. 8 burada, 6 da burada olacak diyor. Demek ki benim üçgenim şöyle bir şeymiş arkadaşlarım. Bu şekilde bir uzunluk. Yani 90'dan açımız büyük olduğu için şu kenar bakın aslında tam 5 değil, 5'ten daha küçük bir uzunluğa sahipmiş AD dediğimiz şey. 90 olsaydı 5'ti ama asıl şekli çizince 5'ten daha küçük olduğunu fark ettim. 5'ten küçük olacak, en çok kaç olur diye soruyor. 4 santim olur diyoruz arkadaşlar. Evet, 7 numaradayız. Şekildeki D noktası BC ışını üzerinde herhangi bir noktadır BC'nin üzerinde. AB 6 kök 3, AD uzunluğunun en küçük tam sayı değeri kaç birimdir? Şimdi yüksekliği gördük. Hemen şöyle tabana dik indirdik arkadaşlarım. 6 kök 3, 60, 30 yaptık. 30'un karşısı kesin 6. Yok, 6 kök 3 ise 90'ın karşısı. 30'un karşısı yarısı olacak. 3 kök 3. 60'ın karşısı da kök 3 katı olacak. 9. Şimdi bu durumda D noktası hani şurada olabilir değil mi? Şurada olabilir, burada olabilir, burada, 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 her yerde olabilir BC üstünde. En kısa değeri yükseklik olduğunda alabilir dostlarım. Çünkü bakın şuradaki nokta olsa hani 90'ın karşısındaki kenar oldu. Bak gittikçe büyüyor, farkında mısınız? Gittikçe daha da büyük bir değer almaya başlıyor. Veya bu tarafa doğru geldiğinde de şöyle baktığınızda yine 90'ın karşısındaki kenar olduğu için daha fazla, 9'dan daha büyük olacak. Gittikçe büyüyor. Bu tarafa da gitse, bu tarafa da gitse. Zaten bir noktadan bir doğruya en kısa çizgi çizmek istiyorsan dik indirirsin. İşte AD en az 9 olabilir dersin dostum burada. Evet, 8. sorumuz. Parkta dolaşmaya çıkan Efe'nin bulunduğu B noktası A ve C noktalarında bulunan banklara ABC üçgeni oluşturmaktadır. Efe ok yönünde 12 metre yürüdükten sonra bir ölçüm yaparak bulunduğu noktanın AB ve AC'ye
uzaklığının eşit olduğunu hesaplamış. Şimdi öyle bir noktaya gelmiş ki Efe, şurada bir yerde olsun, AC'ye olan uzaklığı AB'ye olan uzaklığına eşit oluyormuş dostlarım. Peki can kardeşlerim, 12 birim yürümüş bu arada buradan buraya. Hani bunlar ne zaman eşit demiştik? Açıortay üstünden çizilen bir noktadan kollara çizdiğiniz diklikler eşit oluyordu. Demek ki şu adam açıortaymış. Bunu söylemek istemiş bize. AB'ye ve AC'ye eşit olduğunu hesaplıyor. Buna göre Efe B noktasında iken A noktasına en az kaç metre uzaklıktadır diye bir soru sormuş. Şuradaki B noktasındayken A noktasına, yani şuradaki uzunluğun x diyelim, en az kaç metre olduğunu sormuş bize dostlarım. Hemen bunu bir hesaplamaya çalışalım. Şimdi şuraya A diyelim, şu açıya B, şurası da A. Burası da mecburen B olacak. Hadi şuraya da C yazalım. Şurası da 90 eksi C diyelim arkadaşlarım. Şimdi bakınız, burada da şu açının yine 90'dan büyük olduğunu söyleyeceğiz dostlarım. B ile C'nin toplamı 90'dan büyük diyeceğiz. Bu durumda da madem ki geniş açı burası, geniş açıysa 90, bu açının karşısındaki kenar her zaman en büyük kenardır deyip 12'den mecbur büyük olacağını söyleyeceğiz arkadaşlarım. 12'den büyük olacakmış x dediğimiz kenar. 13, 14, 15 diye gidiyor. En azını soruyor bize. 13 metredir dedim ben de cevabı arkadaşlarım. Evet, güzel, kolay bir soruymuş dostlar. 9 numaradayız. Yukarıda aynı düzlem üzerinde karınca yuvalarını birbirine yollarla oluştu. Bazı açılar verilmiştir. Şimdi açılardan 60 burada, 40 burada, 100 yaptı. Şurası 80. 60, 55, şurası 65 yaptı. Neyi soruyor? En uzun yol, yani en uzun kenarı soruyor. Hemen ne yapacaktık? En büyük açıdan karşısındaki kenara ok çizdim. En büyük açıdan karşısındaki kenara ok çizdim. Sonra da bu okları takip etmeye başladığımda cevabı bulaşıyordum. Şuradan başlayalım. Ok buraya geldi. Buradan aşağı dön dedi. Ve şuraya geldiğimde bitti. En uzun kenar C'deymiş dedik. Cevap Bursa'dan geldi arkadaşlarım. Buna bakıyoruz. Şekilde bir sitenin birbirine bağlanan yolları ve bu yollar arasındaki açılar verilmiştir. Önce eksik açıları yazalım. 70-60, buraya 60 kaldı. Bakın burada 90 derecemiz var. Buradaki en uzun kenar zaten bu. Buradaki en uzun kenar da burasıdır. En uzununu soruyor bize. Okları takip ettim. Gel dedi. Aşağı dön dedi. AB'de bitti. En uzun yol AB yoludur. 11. sorumuz. ABC üçgeni A köşesinden tutulup DE boyunca katlanıyor. Şimdi DE kat çizgisi o halde ve kat çizgisi açıortay olacaktı. Bu da 70. Yine açıortay olacak. Bu da 50. 50, 70, şuraya 60 kaldı. Katlanmadan önce buradaydı. Burası da 60 geldi. Şurası 50, 50, 100. Buraya 80 kaldı. İkiz kenarsa bu da 80. 80, 80, 160. Şuraya 20 kaldı. 20, 60 daha 80. Buraya 100 kaldı. 70, 70 daha 140. Şuraya 40 kaldı. Buraya da 140'tan 40 geldi. Bakın bunlar da eşitmiş. 40'ın ters açısı da 40. 80'in ters açısı da 80 diyelim. Evet, her şeyi yazdık. FHA, F burada, H burada, A üssü de burada. Üçgenin kenar uzunlukları için hangileri doğrudur diye soruyor. Bakın bu üçgenin kenar uzunluklarını sıralayacağız. En büyük açısı 80 olduğu için FA üssü en büyük kenardır diyeceğiz. A üssü F en büyükleridir. 62. büyük açımız FH, ikinci büyük kenarımız olacak. En küçük açı 40 olduğu için A üssü H en küçük kenarımız olacak. Hangi şıkkımızda var bu? A üssü B, FH şu. Ceyhan şıkkında mevcut. 10 birim uzunluğundaki sarı, 8 birim uzunluğundaki kırmızı kalemlerin oluşturduğu ABC üçgeninde BAC açısı, yani şu açı küçüktür, 90 derecedir diyor arkadaşlarım.
Mavi kalemin uzunluğunun x birim cinsinden alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Klasik basit bir soru. Şimdi x dediğimiz uzunluk diğer iki kenarın toplamından küçük, farkından büyük olacaktı. Bir de Pisagor çakacağız burada arkadaşlarım. X kare normalde 10'un karesi ile 8'in karesinin toplamına eşit. Ama burada küçük açı dediği için biz de buraya küçüktür yapıyorduk. X kare küçüktür 164 daha kök 164 oldu. Şuraya yazalım. X küçüktür kök 164. Şimdi 164, 144 olsaydı 12, 169 olsaydı da 13 diye çıkardı. Demek ki kök 164 dediğim şey 12 ile 13 arasında bir sayı. 12.2 diyelim biz ona. Yani ne oldu? X küçüktür 12.2 oldu. Hemen kesişimlerini alıyorum. Küçüklerden büyüğü, büyüklerden de küçüğü alıyorum arkadaşlarım x için. Buradaki değerler 3 olur, 4 olur, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12'yi de alabilir. Unutmayın kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane değer alabilirmiş x'imiz. Evet, bitmiş arkadaşlarım diyeceğim ama burada da sınav sorularına geçmiş. Biz sınav sorularını çözmüyorduk. Durduk burada. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Goberler.